Şeyi çok severim, bu çikolatanın girdiği her şeyi çok severim ama tabii onun herhalde sen birleştirmesini yapacak mısın? Yok, topları? Yapmayacağım Zuhal Hanım. Sadece yanına çanak olarak kullanacağım. Aa. Aa, gerçekten aa. O kadar çaldınız. Şimdi bak, Dilara birleştirdi. Demek ki eritti onları, birleştirdi, hala vurduk. Daha açıldı, çok da güzel oldu ama. Ve zamanında bu servisini de yaptı. Yani. Direkt çanak olarak gelecek. Daha bir de o zaman hava güzeldi. Dışarıda servis. Girdi çıktı, girdi çıktı. Kaç çeşitçi. Hava 30 derece. Bayağı da şeydi yani. Kesinlikle. Zor şartlardı bu şimdikine göre. Ama yani Dilara gerçekten de çok iyi yarışmacılardan. Bir kez daha selam söyleyeyim kendisine. Sevgilerimi yollayayım. Ve de yeşil çayımız var değil mi? Soğuk yeşil çay herhalde. Aynen. Yalnız bunların tabii şöyle bir riski var. O riski göze almamak için mi yapmadın? Şimdi çıkarırken kırılır bir yedekli yapmışsın, gördüğüm kadarıyla iyi yapmışsın. İkincisi, onları birleştirirken çok az bir yani çok dengede ısı vermek lazım. Eriyip gidebilir, onu birleştirmek de biraz zor. Yağlı kağıtla böyle şey yapıyorsun. Zor olan şeylerden kaçmış, var olan menünün kolay şeylerini almış. Ana yemek de buna dahil, tatlı da buna dahil. Servis kaç dakika oldu? Daha yarım yapıyorsunuz, olmadı. Isıtmıyorsunuz olmadı. Ve hala yok. Olmadı. Kaç dakika oldu Gürbüzcan? 6. dakikadayız. 6. dakikada. Dakika. Daha var. 4 dakikası daha var. 4 dakikası daha var. Sen de gözlerini dikti Ahmet, böyle bakıyor sana. Ben anlamadım ki Ahmet Bey, sadece ben 6 vermedim size. Bu bana olan düşmanlığınızı anlayamadım sizi. Karşıma siz çıktınız. Aa. Kim denk geliyorsa yani diyorsunuz. Sizin hakkınızda söylediğim bütün iyi şeyleri geri alıyorum gerçekten. Aa, almıyor işte. Gitti. Ahmet Bey'le ilgili nasıl iyi şey söylersin sanıp mı? O ne demek? Ahmet Bey her şeye bir cevap olduğu için bence yanlış Neşe Hanım, düşün. Neşe Hanım, buyurun lütfen. Ahmet Bey, Neşe Ahmet Hanım, Bey, lütfen. Buyurun. Neşe Hanım, evet. Danışmayı lütfen. Neşe Hanım karşımda, evet, gerçekten Ahmet Bey için Serkan nasıl iyi bir şey söyleyebilirim altına girmişsiniz. Doğru o ne söylüyorum. Derse onu yapıyorsunuz. Hanife Hanım. Gerçekten sizi mantığa davet ediyorum. Serkan Bey, boyundurluğu altına nasıl girebilirim? Adamla haftanın başından beri birbirimize girdik neredeyse. Belli iki gündür ve gayet de çok iyi savunuyorsunuz birbirinizi. Nasıl? Serkan Bey, şu an ben nerede savunabilirim? Serkan Bey'in neyini savunuyorum şu anda sizin masanızda? Nasıl neyini savunuyorsunuz? Neyini savunuyorum? Desteklen nitelikte konuşuyorsunuz. Söyler ya. Misiniz neyini savundum Serkan Bey'in? Acaba doğru söylüyor olabilir mi? O zaman siz Yeliz Hanım'la kendisi destekliyor ya belki 180 derece döndünüz. 180 derece. Bir aranızda dayanışma oldu. Siz de 8 puan alınca olmamış kabağı bile beğendiniz. Evet evet, aynen onun için. Yani, evet evet. O zaman tamam. Yeliz Hanım, güzel taktik. Güzel. Güzel taktik ama yemezler. Yemezler mi? Peki. Bayağı zahmetli bir tatlı herhalde. Evet, çok İçine. Zahmetli Yeliz Hanım. Hala korumaya devam edin. Korumak için demiyorum. Devam edin. Ama şimdi demiyorum. O çikolatalı yapmak falan biraz risklidir yani. Öyle ama Zuhal Hanım, Yeliz Hanım bari bunu söylemesin. Neşe Hanım söylesin. Niye? Allah Allah. Çünkü neden ben söyleyemiyorum? Sabahtan pardon. Beri, sabahtan beri. Çünkü yüksek puanı size verdi yani. Ne alakası var? Öyle. Yüksek puanlar. Öyle. Topladınız hak puanları. Hak ettiğim puanı verdi. Elimin ne kadar lezzetli olduğunu hepiniz gördünüz. Ama korkunuza puan veremediniz. Özellikle Serkan Bey siz. Siz de zaten Neşe Hanım böyle beğendim dememek için o kadar çaba sarf ettiniz ki izleyen herkes de görecek. Benim masam kesinlikle altılık bir masa değildi. Yeliz Hanım. Ben elimin lezzetine sonuna kadar güveniyorum. Hepimiz benim ailem de biliyor, çevrem de biliyor elimin lezzetini. Ben elimin lezzetine güvendiğim için de bu yarışmaya katıldım. Ya bizimkini bilmiyorlar. Bizimkileri de biliyorlar. Yani benim de hayır, ailem ne biliyor. Ne kaldınız? 8 verdi. 8 verdi çünkü beğendiği için verdi. Yeliz Hanım. Siz de korkunuza veremediniz. Yeliz Hanım. Siz de beğenmiştiniz ben Ahmet Bey. Ben beğendim. Beğenmedim demiyorum. Ama beğenmediğiniz bakın. Beğenmediğiniz şeyler de vardı yani. Ben beğenmediğim şeyleri tabii ki de söyleyeceğim kırdım. Söyleyeceğim yani. Ama ben tuzsuz yiyen biri olarak yaptığınız tuzlu şeyleri tuz olur kabul ettiğim için var olan dengesi budur dediğim için devam ettim. Evet. Siz ama dün bunu yapmadınız. Ne yaptım? Şu şöyle olmuş. Bu böyle olmuş. Bunu beğenmedim ben, Ahmet bakın, Bey. Ben bakın siyah pilavın neden? Hiç tadını bilmiyorum. Hatta böyle bana bir zeytin tadı geldi. Dedim ki acaba içinde böyle dedim zeytin mi oluyor ki? Ben de söyledim ki? Aynı şeyi. Bana da geldi. Sonra Zuhal Hanım böyle söyleyince dedim ki ben de dedim acaba bilmediğim için yemediğimden acaba zeytin tadı mı almam gerekiyor? Sonra tuzlu da geldiği için gerçekten de tuzlu buldum. Ama bakın olmuş şeylerinize olmuş diyorum zaten. Yeliz olmamış Hanım, şeylerinize sizin de olmamış tuz diyorum. Tuz seven biri onu tuzlu bulamaz. Yeliz Hanım, sizin böreğiniz kadar, salatanız kadar tuzlu değil. Benim yani. Böreğim yenmeyecek bir börek değildi. Bunu asla kabul etmiyorum. Yenmeyecek bir börekti.
O zaman Ahmet Bey'in pilavı da yani. Zuhal'ın da kabul etmiyor. Kimse de kabul etmiyor. Gayet de güzel. Birazcık ıspanağın peynirinden bir tövbeli. Yenmeyecek bir börek ben çok gördüm bu yarışmada maalesef. İşte geldi. 9. dakikada geldi Zuhal Hanım. 9. dakikada geldi diyor Gürbüz. Şöyle ıslak böyle çikolata sosuyla da yok mu var mıydı? Evet yok. Çikolata sosumuz vardı ama ne oldu? Kettle'ın üstüne koymayı unuttum. Neyin üstüne? Kettle'ın. Niye? Member üstüyle olabilmesi. O zaman eksik çünkü... menüye mi girer bu? Hayır öyle bir şey söylemedim. Çikolata içerisinde dedim. Çikolata olur mu? Çikolata içerisinde. Ama şimdi ya brownie öyle olmaz ki ama seni ya. Seni bunu nasıl yiyeceğiz? Zuhal Hanım, çikolata mı? Mesela benim çanağım neden ya böyle? Durdukça eriyor. Aa, ya. Zuhal Hanım benim çanağım gitti. Benimki de açıldı. Durdukça orada eriyor. Yiyelim bir an önce daha fazla erimesin. Benim de gitti. Ne oldu ama Yeliz Hanım'ınkisi öyle değil. Allah evet, Allah. Durdukça eridi. Bana torpil geçiyor arkadaşlar. Siz verdi ya. Gerçekten durdukça eridi. Bu ne? Ben bunu nasıl yiyeceğim? Şekli sunumu, benim sunumuma laf eden Hanife Hanım'ı. Pasta yapmış bir tane. Benim sunumuma da laf etti. Ama işte... Ama sizin sunumunuz berbattı. Tamam. Özellikle o getirdiğiniz çökerekli. Niye dün senin getirdiğin ana yemeğin peki tabağı nasıldı? Harikaydı. Ya benimki de o zaman harikaydı. En azından sizinki gibi içine yapışmadı ikisi birlikte. Yapmayın Allah aşkına Ahmet Bey. Neşe Hanım gerçekten. Niye gülüyorsunuz? Karşımda hani sunum yapamayan biri benim sinirden sunumuma laf ediyor. Ben sunumla ilgili zaten yorum yapmayacaktım ama siz gerçekten sunumla ilgili yorum yaptınız için dünkü tabak hatırlanıyor yani. Hatırlatıyorsunuz ama gerçekten. Neşe Hanım sunuma laf ettiniz bakın görün sunumu. Tamam haklısınız. Çanağınız eridi. Tamam haklısınız. Hala Dilara'nınkiyle aynı olduğunu mu düşünüyorsun? Kesinlikle aynı değil. Kesinlikle ama kesinlikle aynı değil. Replika değil. Kendi yorumu. Çikolatasından da tadın tabi. Tabi çatacağım şimdi. Keşke çikolata sosu olsaydı. Kekin'in çikolata sosu olsaydı çok güzeldi. Yazık olmuş bu tatlıya. Kekin tadı sos güzel. Var diyorlar. Sos var aslında. Niye getirmedin? Ama şey Kettle'ın üstüne koymadım Zuhal Hanım. Dondu. Dondu mu şu an? Evet evet. Neyse eve götürürsünüz akşam. Akşam yersiniz. Keşke müsaade isteseydim bir ara giderdin koyardın bir şey olmaz. Orada o... Çünkü hani bazen diyor ya yarışmacılar şu yüreğimin altına evet. İşte fırını vereyim ısıtayım. Onlar yasak değil yapabilirdiniz. Servis gecikti çok ağır. Servis gecikmedi. Servis kesinlikle gecikti. Bu meyveleri daha evvel kesmedin mi? Muz kararmasın diye kesmedim ama çileği kesmiştim. Çileği kesmiştin okey evet. Doğru muz kararır. Ben aldım canım teşekkürler. Aa cam pipet kızım da çok sever. Yine bak senin pipetlerden. Teşekkür ederim. Hibiskus ama hibiskus nereden çıktı? Hibiskus mu var içinde? Evet. Ha bak oradan. Yeşil çayları da tadınız lütfen menüye dahildir çünkü hibiskus da koymuş. Hadi gel bakalım. Evet buyur Serkan'cığım seninle başlayalım bu sefer. Zuhal Hanım ben tatlının muzuyla çileğini çok beğendim. Güzel, kararmamış, taze, fresh olmuş. Ama bu tatlının üzerine böyle bir çikolata sos şart. Hani keki nasıl brownie? Şart ama menüde brownie'si gerçekten çok güzel. Ah beğendim. Gerçekten. Çok güzel ama işte o sos olmayınca işte tatlı tam olmuyor. Peki. Ama çaydan da iç rica ediyorum. Çaydan da içtim. Ha, nasıl buldun? Bir şey söyleyebilir miyim? Bu sefer çikolata sosunu gezdirsem baymış oldu diyeceklerdi. Ya sen gezdirseydin de biz öyle deseydik yani. Çikolata çayı hazırdı, bekliyordu ama kettle'a koymayı unuttum. Güzel dedin. Güzel yani. Peki Yeliz? Ama bence yine bu çanak karşılıyor gayet de çikolatayı. Hangi çanak? Hangi çanak? Demin mutfakta gördüğümüz çanak mı? Evet, buraya gelene kadar uçtu. Evet. Ben kekini çok beğendim. Keki güzel ama sunum olarak açıkçası beğenemedim. Üzerine bir çikolata sosu isterdi gerçekten bu. Çayını da açıkçası yeşil çay çok sevmediğim için bana çok hitap etmedi. Olabilir. O yüzden ona çok hani iyi ya da kötü olmuş diyemeyeceğim açıkçası. Ama tatlının kekini beğendim. Kekini beğendin Ahmet? Kekini beğendim. Brownie'niz güzel. Çok güzel. Evet, gerçekten güzel. Ellerinize kollarınıza sağlık. Harika yapmışsınız. Tarifini de isteyeceğim sizden. Tatlınızı beğendim diyecek bir lafım yok. Altı çikolatanız da gayet lezzetli. Afiyet. Hiçbir şekilde de baydığını da düşünmüyorum. Gayet keyifli yemesi. Ama yeşil çayınızda yazdığınız gibi limonlu ve çilekli olarak yazdınız. Ben o tat... Çilekli yazmamış. Limonlu naneli yazdım. Nane tadı da geliyor içince. Geliyor.
Tamam, limon nane de. Nane tadını alıyorum ama limon tadını alamıyorum. Yeşil çayınızı da çok fazla beğenemedim. Ama tatlınız çok keyifli. Neşe? Ben de kekini çok beğendim. Çikolatası vesairesi olması gerektiği gibi ve sosu olsaydı daha da güzel olurdu. Evet, tatlınızı beğendim ben. Afiyet ama olsun. Çayınızı beğenmedim. Ve? Ama çay başka türlü olmaz ya ki. Limon olsaydı biraz daha limon olması gerekiyordu. Limon, limon içerisinde var. Limon olsa, bir tık, evet, bir tık az limon, tamam, olsaydı tam olurdu bence. Yani limon bir tık biraz vurabilirdi yani. Peki. Ve haftanın son açıklaması için buyursunlar.